Fakat vücut böyle değil. Vücudu ne biz kendimiz yaptık, ne de parayla satın aldık. Al şu parayı, göz ver, kulak ver, ağız ver, burun ver vesaire demedik. Doğrudan doğru bu mülk Rabbimize ait. Peki o bütün levazımatı da ona ait. Niye ona kulluk yapmıyoruz? Yani kimin malını kimden sakınıyorsun diye böyle bir söz vardır ya. Ya bu vücut onun zaten. Niye onun yolunda kullanmıyorsun yani? Niye ibadet etmiyorsun? Ben bunu benzer bir sohbet geçmişti memlekette, onu anlatıvereyim. Bir cenaze vuku bulmuş. Akrabalardan biri vefat etmişti. Tavas'a gittik. Ben Denizli Tavaslanım. Vardık. Tabii aile buradan cenazesine İzmir'den götürdük. Şimdi orada kadın tarafı akrabalar, erkek tarafı akrabalar bayağı kalabalık toplanmışlar. Tabii biz de kadın tarafı akraba oluyoruz. Derken bir sohbet yapıyoruz. Birisi var orada, çeşit çeşit şeyler konuşuyor falan. Yanı başındakine sordum, bu kim dedim böyle bu konuşuyor. O senin dedi, teyzenin torunu olur dedi. Bizim akraba teyzenin torunu oluyormuş. Tabii o beni bilmiyor, ben onu bilmiyorum. Dedim Almanya'dan gelmiş uçakla, onlar da cenaze duymuşlardı falan. Neyse ben sohbeti esnada dedim, şöyle bir sohbet açtım ben. Dedim isminiz dedim ne kardeşim dedim falan. Halil dedi. Halil dedim seninle biraz sohbet edelim yani. Kızım seni söyleyeyim, gelinim seni şirk kabilimden. Yalnız Halil değil, orada oturanların yerden fazla zaten namaz kılmıyor yani. Duyduk ona. Başında fotel var. Halil dedim sen namaz kılıyor musun dedim. Kılmıyorum dedi. Peki dedim. Şu fotel dedim yolda giderken bir rüzgar atsa yuvarlanıp gidiyor dedim. Bir vatandaş dedim onu tuttu, çıkardı mendilini, tozunu silkti, buyurun bey abi dedi. Bunu dedim teşekkür eder misin, yetmez misin? Tabii ederim, adam insanlık görevi yapmış, fotelimi tutmuş, tozunu silmiş, vermiyor. Tabii teşekkür ederim dedi. Peki Halilciğim, bir fotelin tozunu silkip sana verene teşekkür etme aklın kabul ediyor da fotelin altındaki kafayı veren Allah'a teşekkür etme niye aklın yapmıyor dedim. Namaz ona teşekkürdür. Oruç ona teşekkürdür. İçki içmemek, kumar oynamak, zina yapmamak ona teşekkürdür. Bunu niye yapmıyorsun falan deyince dedi ki benim dedi kalbim temizdir. Ben dedi namaz kılmam ama benim dedi kalbim temizdir dedi falan. İyi tebrik ederim. Kalp temizliği iyidir dedim ben. Yalnız hareketsiz olmaz. İbadet etmen lazım. Kalp temizliği olur falan dedi. Olursa ben dedim akşam dedim bizim eve buyurun. Sana dedim bir 3-5 çeşit dedim yemek hazırlayayım. Yalnız bir şartla elini hareket etmeyecek, kalbini temiz tutarak karnını doyuracaksın Halil. El hareket etmesi yok. Kalbin temiz tutacaksın, karnını doyuracaksın. Bu sefer gülmeye başladı. Dedi ben dedi kimsenin hırzında namusunda değilim falan dedi. Ben yalnız ibadet etmiyorum dedi. Ben gelince tabii gideceksin. Neden? Hiçbir şey yapmıyorum. İşte hiçbir şey yapmamak da suçtur. Sen şoförlük de anlıyor musun dedim. Evet şoförüm dedi. Şimdi arabaya bindin gidiyorsun, araba yuvarlandı. Canım ben bir şey yapmadım, işte bir şey yapmadım ben yuvarlandı. Yol sağa döndü mü dedim, sağa kıvıracaktın direksiyonu, Halil'im dedim ben. Sola kıvıracaktın, baktım bir tehlike var dedim, ben frene basacaktım. Öyle değil mi? Evet dedi. İşte aynı onun gibi, ezan okundu mu namaz kılacaksın. Ramazan geldi mi oruç tutacaksın, içki, kumar, zina dedi mi frene basacaksın dedim ya. Böyle olmazsan cehenneme yuvarlanırsın, gayet basit dedim yani. Hesap meydanda falan. Yahu dedi, şimdi hiç kimse konuşmuyor. Yahu dedi, hoca ile beni kapıştırıyor. Dedi, hiç dedi, beni yardım etmiyor. Ulan hoca değil o, dayım o falan dediler. Tabii o bir şey kızsa da ben dayıyım diyeceğim. Mesele şey yapacağım tabii, akraba diye. Tabii başka birinin olsa herif kızayınca ben senin dayıyım derim. Mesele hallederiz yani. Hani bunun gibi, ben dayım o falan dediler. Böyle geçti yani. Şimdi bunun gibi adam mesela zengin ibadet... Zengin olsan demiş şimdi. Zengin olsan ne yaparsın demiş. Dedim, bak onu unuttum, oğlan aklıma getirdi. Halil dedim, ben şimdi dedim Almanya'da bu köyde çalışanlar şu kadar kişi var. Dedim ki, Almanya'daki bütün dedim çalışan kimseler getirdi, servetini sana verdi. Zengin oldu, zenginin hesap yok. Ne yaparsın dedim. Bak ne yapacağını ben söyleyeyim de noksanlarını sen söyle dedim ben. Evvela deniz kenarında dedim bir köşk alırsın. Denize nazır köşk. Bir. İkincisi, araba alırsın dedim, taksi, en güzel taksi kaç milyarsa basarsın, para alırsın, en son model taksi alırsın dedim. İki, üçüncüsü son model dedim, elbise alırsın. Olduğu üç, hanımını beğenmezsen çok yüksek dedim şeyle hanımı boşayıp genç de bir hanım alırsın dedim ben. Oldu dört.
Her üç öğünde de yemeklerinde et yemeği bulundurursun dedim. Oldu 5. Başka dedim noksan varsa söyle, başka ne yaparsın? Para dedim hepsi var. Sen dedi bir şey koymadın dedi falan, hepsini saydın dedi falan. Peki, Azrail Aleyhisselam geldi, enseyi tokada vurduğu an dedim, etler dolapta kaldı. Taksi dedim evin önünde. Genç hanım sarayda kaldı. Elbiseler de dedim askıda. Hallim dedim kefinden gitti dedim toprağın 1,5 metre altına ne kapı var ne pencere var. Girdi. Oradan namaz, oruç, ibadet sorulacak. Bu da yok. Sen bu kadar ahmak olur mu dedim ya biraz kafa çalıştırsana sen. Ama bu sene olmaz da 50 sene sonra olur, 20 sene sonra olur. Yani mutlaka gidilecek yer burası. Amen. Başka yol yok. Ne vakit gidersen git yani netice budur falan. Gideceğin ya dedim falan. Hani böyle. Sonra o şeyi de anlatıvereyim. Onun için anlaşmış yapmıştık baştan. Şimdi biz oraya bir yurt yaptırıyoruz. Hocaefendi'nin yurdunu bilirsiniz. Caminin üstünde. Oraya yurt temeli şey yaptık biz. Başkanı da ben seçilmiştim. Bir ilan ettik. Kira ödemiş bayındı bütün o İzmir havalesine. Dedik filan gün temel atmamız var. Buyurun. Bu sefer şimdi bu temel Kur'an kursu temel, Kur'an kursu oluyor, temel oluyor yani. Şimdi bu şey devam ederken aynı gece, o gece yani karşısında yolun kenarı, karşısında tam okulun önünde Atatürk büstü var. Oraya insan pisliği sürüveriyorlar yüzüne. Bu sefer geliyor bütün millet de şimdi oraya temel atmaya geldi. Köylü mü, mahşeri kalabalık, kim o falan. Bu sefer ilan polisi, jandarması, savcısı deki kalabalık. Kim yapar bunu, kim yapar? Bunu diyor Kur'an idarecileri, nurcular, hacılar, hocalar. Biz 10-15 kişi topladılar oraya. Bir Faruk diye bir arkadaş vardı, uzun sakallı böyle, gençti. Yani bizden genç de, fakat kara sakallı buraya kadar bırakmıştı. Erzurum. Onu Erzurumlu, onu öne oturttular, bizi arkaya takkaları çıkardım, takkaları çıkardık, giydik. Gazeteleri resmen, yani mürşit müritleriyle bu işi yapmış pozisyonu döküyor işe. Tamam. Bu şekilde yaptılar. Biraz seni arayıp bulamadı. Böyle resimleri çektiler falan. O Faruk o zaman şöyle bir şey dedi, o Faruk kardeşimiz. Savcı Bey dedi. Bizi buraya niye topladınız dedi. Böyle herkes bize bakıyor. Orta yerdeyiz biz. Yani halk olmuş. Millet hep bize bakıyor. Heykelin önündeyiz. Ya baksana dedi. Atamızın üzerine insan pisliği sürülmüş. Bundan sizden şüphe ediliyor dedi. Savcı Bey teknik ilerlemiştir. Herkesin bokundan numun alın. Kimin bokusa çıksın dedi. Numun alın. Ha. Teknik ilerlemiştir dedi. Teknik ilerledi. Köyün bütün bokundan dedi. Herkesin bokundan numun al. Kimin bokusa çıksın meydana, bizi ne yani şey yapıyorsun dedi falan. Savcı kıpkırmızı oldu, bir, değişik bir şey bulamadı. Velhasıl bizi şey yaptılar, hapishaneye götürdüler, Buca cezaevine. O iş unutuldu, evlerde kitaplar, bitaplar baktılar. Ben girdik şimdi içeri, içeride de bazı hadiseler var. Şimdi içeri girince bu dedi ki, ben dedi şimdi hocam herkes buyurun hocam diyorlar ona. Halbuki oradaki 10-15 kişinin içinde en az Risale okuyan da o yeni geldi daha ayrancılara. Daha oğlum, şey yapmadı, fazla derslere gelip gitmiyor. Şimdi hoca, herkes onu şey yapıyor. Hocam dedik, şimdi herkes bana hocam diyor. Şimdi öğlen iki namazlandı, ben imam olayım dedi. Ama tamam, dışarıdan okunacaklar da dedi. Sabah da akşam da dedi, dışarıdan okunacaklar dedi, secdare edin dedi. Şimdi dedi, böyle tamam dedik, biz bunu böyle idare ediyoruz. Şimdi ikinci kattan bir grup geldi. Biz en alt kattaydık hapishanede. Geldiler hocam dediler, bir sualimiz var. Akşam buyur dediler, seni soracağız falan. Tamam dedi, liste hazırlamışlar. Gelelim dedi. Dedi benimle Ahmet İnci diye bir kardeş var. Ona dedi siz gelin, onlar benim sakallı hoca zannediyor. Ben sizi gösterip çekilirim kenara dedi. Çıktık şimdi, o yukarı oturdu öne. Biz yarım sağ yarım sol böyle elimizi böyle tutuyoruz. Şeyhin yanında talebe gidiyoruz. Sorun bakalım dedi bu. Şimdi açtı. Birinci şey, sual şu. Ya biz dedi Müslümanlığı bir tane biliyoruz. Kimi şimdi ben Nurcuyum diyor, kimi Süleymancıyım diyor, kimi Kadir'i, kimi Uşak'ı, kimi şey Nakşibendi, yani bütün tarikatları şey yazmış. Bu ne dedi böyle parça parça İslamiyet? Faruk dedi, siz dedi beni bunun için çağırdınız dedi. Evet, birinci sualimiz arkadaş, ya biz bu kadar mektep medrese gördük, böyle basit şeyler istedim, beni çağırma, talebeli halle Musa anlat şunu yav dedi. Bu kadar mektep medrese gördük dedi, ya basit şeyler istedim, ben neyi çağırıyormuş? İşinden çıkamaz halbuki. Talebe dedi, anlatın onu dedi, ya Musa anlat şunu dedi, çekildi kenara. Ben dedim ki, şimdi kardeşim dedim, sor bakalım bir daha sordu. Dedim bakın, burada dedim bir hususu iş yap, onlar üniversite talebeleri falan, esrardan mesrardan gelmişler neyse. Şimdi dedim ki ben kardeşim dedim, bakın burada
gaye ile vasıtayı karıştırmayacaksın dedim. Gaye ile vasıtayı karıştırırsan bu işin sen çıkamazsın. Mesela biz burada kaç kişiyiz dedim? 30 kişi. 30 kişi gaye edindik ki İzmir'e gideceğiz. Tamam mı? Sen de İzmir'e gideceksin. O da anlaştık mı? Tamam anlaştık. Ama vasıtalarımız değişik olabilir. Kimi otobüsle gider, kimi kamyona, kimi taksiyle, kimi de yayan gider dedim. Mühim olan nedir? İzmir'e gitmek. Gaye bir. İşte bu saydığın cemaatlerin hepsinin gayesi İslamiyettir. Hepsini oraya çağırdı ki onun peygamberin ne de Muhammed der. Kıblen ne der? Kabe der. Kitabın ne? Kur'an der. Onlar gayede birdir. Yalnız kimi Süleyman Efendi'nin dediğinde, kimi dediği zamanın, kimi şunu bunun. Gayesi birdir. Bir de yolları da ayrıdır. Mesela adam İzmir'e girecek. Kimi Aydın yolundan İzmir'e girer, kimi Kemalpaşa yolundan, kimi şey yolundan girer. Yani mecbur değil illa bir yoldan gibi. Mühim olan İzmir'e girmektir. Bu iki. Üçüncüsü dedim. Bugün devletin ordusu var. Ordunun gayesi nedir? Memleketi iç ve dış düşmanlardan korumaktır. Ama bak havacısı var, deniz askeri var, gemi piyadesi, süvarisi. Aynı işte Müslümanlar da böyledir dedim yani. Tamam dedi bu. İkinci suale geçti. İkinci suali şeytanı kim yarattı? Her şeyi yaratan Allah yarattı. Peki dedi şeytanı Allah niye yarattı? Bak biz şeytana uyduk dedi, hapse düştük. E şeytan olmasa biz günah, bir suç işleyip hapse gelmezdik. Yani bir nevi bizim dedi suç işlememize Allah sebep olmuyor mu dedi. Yok dedim, şeytanın yaratılışı şer değil. Ona tabi olmak şerdir. Bakın dedim, yaratılık üç kısımdır. Hayvanlar, insanlar, melekler. Hayvanlarla meleklere şeytan musallat olmaz, onların makamları değişmez, sabittir. Meleği şeytan musallat olmaz, hayvanı da olmaz. Onlar değişmez, aynı makamdadır. Ama insan edin, şeytan musallat olur, insan bununla mücadele edip de şeytana galip gelirse, melekeyi geçer makamı. Eğer şeytana tabi olursa hayvanlıkta kalmaz, hayvandan da aşağı düşer. İşte bunu yapan dedim şeytan. Şeytan olmasa bu dedim devamlı olarak makam şu olur. Mesela düşünün dedim bugün Ebu Cehil'le. Ebu Bekir işte bunlar dedim Mekkeli. Ama birisi şeytanın emrini dinledi, Ebu Cehil oldu. Biri şeytanı dinlemedi, Kur'an'ı dinledi. Ebu Bekir sıkı olup alayilliğine yükseldi. Onun için şeytanın yaratılması şer değildir, ona tabi olmak şerdir, tamam. Ondan sonra üçüncü suale geçti. Nenem dedi, rahmetli dedi, Ramazan'da şeytanlar bağlanır diye söylerdi. Nenemden duydum dedi bir tanesi. Ben de Ramazan'da bir suç işledim geldim dedi. Acaba şeytan bağlanıyor ya bağlanmıyor mu, nenem mi bilmiyor dedi yani. Şeytan uydum geldim ben Ramazan'da. Nenem de şeytan Ramazanlarda bağlanır dedi falan. Sen ne yaptın dedim ben, ne suç işledin? İşte yaptık bir şey dedi, yaptık bir şey falan dedi, söylemiyor. Dedim söyle bakalım ne yaptık? Dedi hırsızlık dedi. Bak çocuğum bizim dedim bahçelerimiz vardır, biz dedim köpek bağlarız, köpeğin bir zincir seviyesi vardır. İleriden dolaşırsan köpek tutmaz ama zincir seviyesinden geçersen köpek bağlama tutar. Sen Ramazan'da öyle bir suç işlemişsin ki şeytan bağlama sürtünerek geçmişsin çocuğum dedim, şeytan yakalamış. Şeytan bağlı. Şeytan bağlı da sen sürtünerek geçmişsin. Ramazan'da hırsızlık ne demektir? Hiç ya. Yani şeytan bağlı demek dedim kitaplarımızda. Şeytan bir ağaca sarılı değil. Şimdi bir hayvana dedim salıverirsin, çok yerleri dolaşır. Ama ayağını duşaklarsan az mesafede dolaşır. İşte şeytan Ramazan'da ayakları duşaklanır, az mesafeye dolaşır. Fakat sen şeytanın terzir sahasına girmişsin. Sözün bir şey geçmiş. Şeytan seni yakalamış dedim. Onlar da güldüler. Ondan sonra orada bir kişi yatağı varmış. Şeyli bir kardeş vardı Konya'nın. Sen burada kal müsaade edildi. Onlar aşağıya gittiler. Şimdi ben kulak misafir oluyorum. Vallahi diyor talebelerin hakkından gelecek. Hoca bir konuştu bir yandık diyorlar. Bir şey sormayalım diyorlar. Talebe böyle. Ha, hocadan yanarız ya. Böyle dediler yani. Şey varsa bir şey kısa daha anlatıvereyim. Devam. Şimdi o arada şimdi şöyle bir hadiseye geçmişti. Tabi bu da çok lazım. Bugün asrımızda. Bizim Emin Sarı diye Kütahya'nın Çitgöl'den bir kişi vardı hapis hoca. Bu dışarıda iki tane Alevi ile mücadele ediyor. Aleviler diyor bırakın şu Alevi'li diyor gel Sünni olun yani bizim gibi. O diyor ne münasebet ya sen Alevi ol. Olmayız o zaman diyor tartışalım diyorlar. Üniversite talebesiymiş. İkisi de esrardan gelmişler. Tartışalım. Sen üstün olduğun Sünni'liğini ispat et biz Alevi'liği bırakacağız. Biz Alevi'liğin üstün olduğunu ispat edecek Alevi olacak mısın diyorlar. Diyor olurum.
ispat edin yalnız siz iki kişisiniz, ben bir kişiyim, bir arkadaş daha alalım gelelim, iki kişi çarpışalım diyor. Hadi git al gelmiyor lan. Bana geldi ya Musa Bey dedi, böyle böyle bir iş açtık başımıza dedi. Böyle güzel, tamam olur dedim ben. Çıktım dışarıya, Alev böyle oturttu böyle. Dedim nedir mevzu, tamam. Siz Alevi'nin üstün olduğunu ispat edin, ben kabul edeceğim dedim ben. Size tamam anlaştık. Hocam, yalnız dedim şöyle bir... Hocam çayla oyalanırken dinlesin, istifade etsin olarak. Şöyle bir dedim... Anlatır yani şey. Teklifim var dedim yani. Şimdi dört kişinin anlaşması zor olur dedim. Bir şeyler, biri bir şey söyler. Siz içinden birini seçin, biz de birini seçelim. İki kişi dedim karşılıklı konuşsun. Sıkışırsa arkadaş ona yardım etsin bilemediği tamam, yerden. Tamam dedim. O birini seçti. Hemen hoca dedi, ben de şimdi karşılıklı şey yapıyoruz. Şimdi ben dedim ki, evvel dedim sen mi konuşacaksın Alevi hakkında beni yani çevirmek için? Yahut ben mi seni konuşayım falan? Düşündü bu, dedi evvel sen konuş dedi. Yani sen bitir de sıra sonra bana gelsin şeklinde. Sen konuş dedi. Peki dedim, sana soruyorum. Alevilik nedir dedim. Bir anlat bakayım bana. Alevilik nedir? Öğrenelim şimdi. Ha. Alevilik dedi, Alicilik demektir. Alevi bak Ali isminin üstündedir dedi. Ama bazı yerde Şii, bazı yerde Kızılbaş, Tahtacı çeşit isimleri vardır. Esas Alevilik Hazreti Ali'yi sevip onun yolunda bulunmaktır dedi. Hazreti Ali'yi sevip onun yolunda bulunmak Alevilikse ben Alevilik'i kabul ediyorum. Ben Hazreti Ali'yi severim. Harfiyen de sözlerini kabul ederim dedim ben. O zaman mesele yok o zaman dedi. Mesele var bakalım sen Ali'nin yolunda mısın dedi. Mesele daha yeni geldi. Tam kıstırıyor. Mesele daha yeni geldi yani. Evvela bir Ali'yi tanıyalım dedim ben. Ali korkak mıydı cesur muydu? Korkaktı tamam doğru şey cesurdu dedi. Doğru söylüyorsun cesurdu. Ali dedim iki yüzlü müydü yoksa göründüğü gibi mert miydi? Göründüğü gibi mert iki yüzlü değildi. Doğru ben de aynen kabul ediyorum. Burada dedim anlaştık şimdi. Ha. Şimdi sana soruyorum. Ebu Bekir, Ömer, Osman bu üç sahabeyi siz sever misiniz? Sevmeyiz dedi. Çocuklarımızın ismine de Bekir, Ömer, Osman koymayız dedi. Ve Ayşe'yi de sevmeyiz dedi. Kızlarımızın ismini de Ayşe koymayız dedi. Bakın Aleviler araştırın kızların ismini Ayşe koymazlar. Bekir, Ömer, Osman da koymazlar. Peki dedim şimdi. Dördüncü lemada üstad söylüyor Risale-i Nur'da. Ebu Bekir Sıddık halife olduğu zaman Şeyhülislam Hazreti Ali'ydi yanında. Hazreti Ömer halife oldu Şeyhülislam Hazreti Ali'ydi. Hazreti Osman halife oldu. Şey, yani 20 seneyi aşkın bu üç zatın yanında bulunan Hazreti Ali'yi sevdiği bu üç şahsa siz ne sevmiyorsunuz dedim. Şimdi iki yola karşıcık zaten onu kapattım ben. Canım Ali onları sevmiyordu ama sever göründü. Yani Ali iki yüzlü değil demiştiniz ya. Sevmeyen insanı sever görünmek nedir? İki yüzlülüktür. Canım dedi Ebu Bekir'in Ömer'in çok askeri şeyi vardı. Ali ne yaptı? O zaman korktu hani Ali cesur demiştiniz dedim. Deyince sustu bu. Suçunca Ali beş vakit namazı kılardı. Siz ne kılmıyorsunuz dedim. Ali dedi Küfe Camisi'nde İbn-i Mülcem tarafından şehit edilince dedi. O yaralı anında dedi ben sizin namazınızı kılıverdim. Sizin namazınız kılınmıştır. Siz namaz kılmayın demiştir Ali o zaman dedi. Ondan sonra biz namaz kılmıyoruz dedi. Dedim o camide bak Hasan Hüseyin de vardı dedim. Değil mi şehit vardı. E onlar dedim namazlarını devam ettiler. Şimdi düşün ben bir baba olarak eğer namaz kılıveceksem kendi çocuklarımın namazını kılarım. Kendi çocuklarımın namazı kılmemem nereye Ali'nin namazı kılar mıyım dedim ya olur mu? Çocukları kendi namazlarını devam ettirdiler. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit olunca kadar namazı kıldı biliyorsun. O şeyde Hasan da kıldı dedim böyle. Deyince sustu bu. Susundu yandaki dinleyen dedi ki ben dedi kabul ediyorum sizin şeyi dedi. Ne lazımsa dedi beni öğretin. Emin Hoca dedim sıra sende. Subhaneke'den mi başlayacak sabah namazından mı? Sen dedi bunu öğret. Ben dedi dönmem. E hani o zaman konuş dedi arkadaşına. Konuş dedi. E hani dedi mağlup olunca döneceksin. Konuş madem dedi. Ben Hazreti Ali'nin yolundan dönmem diyor. Ulan Hazreti Ali'yi ben sele bırakıyor mu dedi öbürü. Ben Ali mi lan baraba gidiyorum oraya? Ali'yi seni bırakan mı var lan dedi. Arkadaş. Ali'yi seni kopta gitmiyor ki ben. Ali'yle beraber gidiyorum. Ben arkadaş anlatıldı dedim. Ali'yi küçük düşürücü bir şey söyleyecek. Şahin gibi sonra Ali o kadar güzel anlattı ki ben hayran oldum dedi ya. Ben Ali mi lan gidiyorum oraya? Ali'yi seni koymadım dedi. O kadar. Ha. Ve tamam dedi. Onu Gari Emin Hoca namaz surelerini öğretti. Namazları öğretti. Biz senden tahliye olduğumuzda hatta dış kapıya kadar geldi. Bize uğurladı yani. Öbürü ayrıldı. Ben dedi dinlemem dedi. O ayrıldı. Öbürü, bir tanesini kurtardık yani. Elhamdülillah. Böyle geçti yani. Bir de doktor meselesi vardı. Onu anlattılar.
Peki doktoru da anlatalım. Bir gün büyük köy kahvesi var bizim kahve. Oraya gittik, baktım bir doktor öğretmenlerle sohbet ediyor. Millette tabii ne anlatıyor diye toplanmış. Ben de ne anlatıyor diye o arada sokuldum. Doktor bizi tanımıyor. Bizim köyde şeftali bahçesi aldı da biz tabii tanıyoruz ona. Fakat öğretmenler var devamlı köyde durduğu için öğretmenler tanıyor. Şimdi doktor konuşurken şöyle bir mevzu açtı arada. Avrupalılar, Amerikalılar Ay'a gidiyor dedi. Biz camilerde tombala atmayla meşguluz dedi. Yani secdeye kapanmaya namazdaki tombala atma olarak vasıflandırıyor. Bunu benzer şeylerse öğretmenden birkaç tanesi bana baktı şimdi bu cevap veri diye. Ben tabii seslenmedim biraz açılsın. Şimdi bir insan bir şey konuşurken hemen cevap vermeye kalkarsan karşında bilen var filan diye açık vermez yani tedbirli konuşur. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranacaksın ki adam ne varsa hepsini anlatacak. O anladığı şeyleri tutarak karşısına geçeceksin. Kendin söyle de buna diye anlatacaksın yani. Ama ilk defa çıkarsan adam tedbirli konuşur. Açık vermez. Bunlar konuşmaların şeyleridir yani taktikleri. İyicem güzel açık verdi bu tamam. Dedim doktor bey sohbetiniz biterse dedim bir de biz konuşalım dedim. Olur dedi. Ya konuş dedim yani varsa konuşacağım ben dedim dinlerim. Fakat ben dinlerken sözümü kesme dedim. Bak sen konuşurken ben kesmeyeceğim. Bitti de benim sözüm de bitmeden kesmeyeceksin. Tamam dedi bu biraz daha konuştu falan. Bitti dedi konuş falan dedi. Doktor bey biraz evvel sen dedin ki işte Avrupalılar, Amerikalılar Ay'a gidiyor. Biz camilerde tombala atmayla meşgulüz dediniz. Camideki tombala atanın biri ben olduğum için cevap vermem iktiza etti. Gerekçe de budur dedim yani. Hani seni ne ilgilendiriyor diyemez. Çünkü bana çattı içinde ben de varım tombala atanın içinde. Cevap vermem lazım. Sen dedim namaz kılıyor musun dedim. Kılmıyorum dedi. Oruç tutuyor musun? Tutmuyorum. İbadetin karışmıyorum da dedim. Yani öğrenmek maksatıyla söylüyorum. Ne biliyorsun benim böyle olduğunu dememek için durumu öğreniyorum dedim. Zaten namaz kılıp oruç tutmazsan zekat verip hacca da gitmezsin dedim yani. Tabii dedi burada falan. Yaşantından bir Hristiyan'dan farkın yok dedim senin. Eğer Ay'a gitmek, namaz kılmak mani ise kendin söylüyorsunuz namaz yok, oruç yok, ibadet yok, hac yok. Sen niye Ay'a gidemedin? Eğer ibadet mani ise ben gidemeyim. Sen neden gidemedin? Hangi namazın, hangi orucun, hangi zekat haccın Ay'a gitmeye mani oldu dedim. Öl deyince ya dedi ben yalnız mı gidecektim dedi millet olarak geri kaldık dedi gidemiyoruz. Millet olarak geri kalmışsak bu suç da sizindir bizim değil dedim. Neden bizimdir dedi. Bugün memlekete idare eden kanuniler, fatihler, yavuzlar, sultanahmetler olsaydı onların idaresinde memleket geri kalsaydı ben bu suçu üstüme alırım. Çünkü onlar namazıyla, orucuyla, zekatıyla, haccıyla, sakalıyla, bıyığıyla bizi benzeyen insanlardır. Bizi benzeyenler bizi yönetir ki memleket geri kalırsa ben suç alırım. Ama bugün köy muhtarından reisi cumhuruna kadar araştırdığın zaman sizi benzeyenler bizi idare ediyor. Memleket geri kalmışsa bu suç sizin dedim oğlum bizim değil ki. Suç sizin. Dedim bak tabii ben bitirmeden konuşmayacağı için dinliyor. Bağlamayı baştan bizim için. Dedim ben düğünlerde bir kazan vardır dedim. Bana iki saplı kazan getirir onu da dedim yemek pişirir dedim böyle düğünlerde. Aynı onun gibi bu memleketi madem kalkındıracaksak sapın birinden biz tutmuşuz dedim. Namaz mı kılınacak, oruç mu tutacak, hacca mı gidecek, hayır hasenat mı yapacak, manevi işler, cami mi köp, neyse manevi tarafını biz elimize aldık. Maddi tarafında siz elin alın, aya mı çıkılacak, televizyon mu yapılacak, makine mi icat edilecek, onu da yapın memleketi kalkındıralım dedim. Yani siz istiyorsunuz ki hem bu sapı biz tutalım, hem öbürüne siz süs müsünüz dedim ya, siz ne yapacaksınız? Ahmet'e poker mi oynayacaksınız? Siz poker mi oynayacaksınız dedim kardeşim. İkisini biz mi tutacağız? Madem ibadeti biz yapıyoruz, öbürünü de siz yapın, memleketi kalkındıralım dedim. Sonra dedim ki bakın, Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözü vardır. Aklın nuru fünunu medene, kalbin nuru ulumu diniyedir der. Bu ikisi birleştiği zaman hakikat tecelli eder. Bir insan aklın nuruyla okumuş dedim, mühendis olmuş. Eğer kalbin nuru ulumu diniye onda yoksa, bir mühendis bir müteahhitle anlaşır, bir yere dedim bir köprüye bir biner 5000 torba çimento kullanacaksa 3000 torba kullanırlar. Biner torba müteahhitle kırışırlar zerre kadar dedim vicdanı sızlamaz. Eğer bu insan bir hakim olursa zalim kimselerden aldığı rüşvete mukabil mazlum insanı senelerce hapiste yatırabilir. Bir doktor düşünün dedim. Aklın nuru fünunu medine ilmiyle okumuş doktor olmuş. Eğer onda kalbin nuru ulumi diniye de varsa öldükten sonra yaptığı bütün hareketlerden Allah'a hesap vereceğine İnanıyorsa ona göre hareket eder. Mesela bir hasta geldi dedim, bakar tıbbına göre hasta ölecek belli.
Bu sefer hastanın etrafına yakınlarına diyor, yavrum bu neyin oluyor? Amcam, dayım, teyzem, halam neyse yavrum bu hasta, kurtulma imkanı yok. Götür çocuğum bunu masraf etme, döşeğinde rahat ölsün der. Fakat dedim birer birer sayıyorum şimdi, bir doktor namaz kılmıyorsa, bir doktor oruç tutmuyorsa, bir doktor öldükten sonra Allah'a hesap vereceğine inanmıyorsa, senin bu hastayı kurtarım der, o fakirin dedim bir ineği varsa sattırı, üç dönüm tarlası varsa sattırı, onu hem bedenen hem malen yetim bırakır, zerre kadar vicdanı sızlamaz, çünkü sızlayacak bir vicdan imansız bir doktorda bulunmaz. Öldüğünce kıpkırmızı oldu bu. Dedim bitiriyorum, bir sözüm daha var. Bizim bir saf tarafımız vardır, onu da anlatayım dedim. Mevzuyu bitireceğim. Saf taraf deyince biraz dikkatli dinledi bu. Dedim, biz duyuyoruz Amerika, İngiliz, Fransa bile Ay'a gitmiş, şunu yapmış, bunu yapmış, üzülüyoruz. Bir Türk münevveri gitmiş deseler koltuğumuz kabaracak dedim ya. Ben Türk'üm, bir Türk gitti mi koltuğumuz kabaracak. Fakat devlet dedim, yılbaşı televizyon ve radyolarında ilan ediyor ki dedim, sayın münevverlerimiz, şayet var ve pavyonlarda fazla alkol alıp evinizi bulamayacak olursanız şu polis numarasını telefonla polisimiz size yardımcı olsun diyor. Evini bulamayacak bir münevverin ayı çıkmasını beklemek de bu da bizim saflığımız ya, bunu da hoş görün kardeşim. Dedim, evini bulamıyor adam. Sonra görüşürüz dedi, çıktı gitti, hala görüşeceğiz yani. Böyle. Vahit Bey değil mi? Vahit Bey. Kız vardı, kız meselesi vardı. Evet. Ben Allah'a inanmam diyen kız vardı. He. E sen okundu mu abi? Yok okumadı. Valla şimdi. Şeydekini diyor. Üstad'la görmüşsün değil mi? Üstad'la ziyaret. Evet. Çok daha. Abi bu sabah buluruz bu sabah. Sabah buluruz. He? Şşşt. Dur etme. Ya sırası mı şimdi? Şimdi konuşmada birkaç özellik vardır. Onları şu anda diyor. O kız meselesini geçin madem onu istedi ya abi. Şimdi konuşurken karşındaki muhatabı sinirlendirmemeye çalışacaksın mümkün mertebe, sinirlendirmemek. Sinirlenirse hakikaten yani şey yapmaz, kabul etmez. Doğru, yani söylediğin doğru olduğunu bilse de inadından kabul etmez, sinirlendi ya. Damarına bir, dolmuş. Damarına dokundum. Bir ikincisi de devamlı konuşup durmayacaksın onunla. Bir ara duracaksın, onun cevaplarını bekleyeceksin. O ne diyecek? Şimdi mesela sen göz ilacından mütemadiyen anlatıyor isen, onun da kulağı ağrıyorsa faydası olur mu? Olmaz. Sen bir mevzuyu anlatıyorsundur, onun hastalığı başka bir mevzudadır, hiç tesir olmaz. Şimdi sen biraz susunca o hasta olan tarafından söyler. Mesela hatırıma gel söyleyeyim, bir gün birisi ben konuşuyordum, hacı mısın sen filan dedi, Allah kabul etsin gittik dedim ben. Hacı mı dedi böyle yaka sekti. Hacı mı dedi Allah kabul etsin. Hayır lan. Bizim mahallede bir hacı var dedi, bir alışveriş eden dedi. Bir tokat attı arkadaş, anama ağlattı. İnden kere hacı mı dedi, böyle yakas yıktı falan. Şimdi, ben dedim ki kardeşim, benim bir ahlakım vardır, katiyen sinirlenmem, ne derse desin. Dedim evvela dedim, o hacıyla da görüşmemiz lazım. Yani İslam'da iki tarafı dinlemeden hüküm vermek yanlıştır. Acaba hacı mı senin anını ağlattı, sen mi hacının anasını ağlattın? Onu da dinlemek lazım. Yemin şart etti, bu bir. Yemin şart etti, o benim anamı ağlattı. Peki, hiç o hacıyı görmeden kabul ediyorum. Yalnız senin anlamadığın bir taraf var, onu izah edeyim dedim ben. Ne o dedi? Şimdi dedim, o hacı hakikaten senin dediğini yapmış ise, öyle karaktersiz, öyle şerefsiz, öyle namussuz adammış ki, hacca gidip geldiği halde ananı ağlatmış. Eğer hacıya gitmeseymiş, babanı da ağlatacakmış, sülaleyi de. Senin anlamadığın taraf hacılık onu bozmuş değil. Tabii ya. Hacılık onu ananı ağlatacak seviyeye getirmiş. Ya olmasaydı ha yazık. Şerini azaltmış. Ha, şerini azaltmış. Adam kendi de gülmeye başladı. Ya. Kendi de gülmeye başladı. Yani hacılık bozmuş değil. Bak dedim Ebu Cehil, bir yanda Peygamberimizin kabiri vardır, evi. Peygamberken bir tarafı Kabe'dir. Ebu Cehil'in evini gördük. Özbey köyü diye bir köy vardır bizim torbanın karşısında. Oradan bir hacı kardeşimiz kart göndermiş. Oğlumun düğünü var filan gün buyurun diye. Tabi biz gittik Çakırbeyli komşu köylerden hepimiz. Yani ekseri hacı kimseler giden. Düğüne 50 metre kadar düğün evine baktık. Çalgılar çalınıp duru kadınlar, çıplak kadınlar oynayıp duru düğün evinde. Ne yapacağız şimdi? Özbey de. Ne yapıyor hacı da düğünü davet eden? Ne yapacağız şimdi? İşte Çapak'tan bir arkadaş vardı, Allah rahmet eylesin. Şimdi öldü Mehmet abi. Hacı'yı çağıralım dedi, düğün sahibine. Hacı geldi,
Hacım dedi, aynı böyle şimdi. Yani bu oku yiyecektin, bizi ne davet ettin dedi ya. Biz bu düğüne ister miyiz böyle düğün? Bak hep kart gönderdin, biz hepimiz Hacı Hoca'yız dedi. Şimdi Hacı güldü de, bir atasözü vardır dedi. Karı sen çok zulümsün ama ilazımsın demiş. Bu benim karının bok yemesi, benim değil dedi. Karı böyle istedi, ben de istemiyorum. Hadi gitmiyorum düğün evine dedi. Giderim komşu köye dedi. Yanı başı zaten 3-4 kilometre bir yeni köy var. Oraya gittik. O da gitmedi geriye bir daha Hacı. Yani düğün sahibi. Düğün sahibi de düğünü bıraktı. Düğünü bıraktı. Başka köye gidiyor. Bizine karı var, başka köye gitti. Perakende mi? Vardık orada. Bir misafir olduk. Evet, sohbet ettik. Sabahleyin sabah namazına kalktık, vardık. İki tane ihtiyar var namaz camide. Koca köy. Hemen önünde büyük bir kahve var. O kahveye geldik. Gençler böyle sabahtan çakılı. Ben başladım dini sohbete. Şuradan buradan deyken konuşuyoruz. Herkes dinliyor. Bir iki oyun oynayan vardı. Onlar da ya gürültü etme sonra oynasın. Bak arkadaş güzel bir şey anlatıyor dediler. Onlar da susturdular. Anlatıyoruz, dinliyorlar. Bu arada iki tane jandarmayla bir polis, bir sivil şahıs içeri girdi. Tabii sivil nedir bilmiyoruz, jandarmala belli elbisesinden. Tabii ben konuşmaya devam ediyorum. Kesmedim. Onlar oturdular bir yere, onlar da dinliyorlar. Şöyle gözümün ucuyla bakıyorum. Ben jandarmala anlattıklarımdan memnun yani. Yüzleri gülüyor. O sivil adam nedir, kimdir bilmiyorum. Karardı gitti anlatırken. Memnun değil. Neyse tabii ben bir ara verdim. Ara verince o sivil olan dedi ki, hoca mısın, hafız mısın, nesin dedi. Niye burada kahvede İslamiyet'i anlatıyorsun dedi. Camide anlatsana dedi falan. Şimdi konuşmanın taktiği dedim bu yani. Hepimize lazım olur. Tabii. Şimdi ben onu desem, iyi camide anlatacağım ama bunlar camiye gitmiyor ki. Sabah 2'den ihtiyar vardı camide desem ne oldu? Bütün o kahve halkını ona yardımcı vermiş olurum. Ne biliyorum bizim namaz kılma, biz evde kıldık bilmem ne diyenler olur. Ne olur huzur bozulur. Ben dedim ki İslamiyet her yerde anlatılır. Yani camide anlatılır. İslamiyet diye bir şart yok ki. Her yerde anlatılır dedim İslamiyet. Niye bu Müslüman kardeşlerime İslamiyet anlatmayayım kahvede dedim. Yahu dedi abdestli vardır, abdestsiz vardır dedi. Sen ayet, hadis ve halleri bahsediyorsun dedi. İçeride abdestsizler vardır. Abdest olsun, abdestsiz olsun. Peygamber Efendimiz Kur'an hakikatlerini Mekke müşriklerine anlatırdı dedim. Ebu Cehil'in abdesti mi vardı dedim ya. Niye Müslüman kardeşimin abdesti yok diye anlatmayayım mı dedim yani. Derken yahu dedi anlamıyorsun dedi bu şimdi. Belki içeride cenabet kimseler vardır demesin mi? Öyle değil. Hemen biri kalktı. İçinde bir cenabet verse o da sensindir dedi. Anlat abi dedi. Hepimiz dinliyoruz dedi. Ne münasebet cenabetiyle hepimiz temiziz. Anlat dedi. Adam susu sese. Sesi kesti. Bütün kahve halkı benden oldu. Yalnız kaldı adam. Dedim ki bakın. İslam, Kur'an hakikatleri aynı dedim güneşin şuası gibidir. Güneş dedim şabalayın böyle bir nur ışık verdiği zaman ısı dedim. Eğer güneşin ısısı dedim bir gül bahçesine tesadüf edeyse gül bahçesi o güneşten aldığı ısıyla dedim mis gibi kokar. Eğer güneşin ziyası dedim bir gübreliye tesadüf ederse gübrelik o güneşten asılı çirkin kokar. Güneşe hiçbir zararı yoktur. Onun için anlatılan İslam hakikatlerinin anlatanın hiçbir zararı yoktur. Dinleyen kendisi gülse mis gibi kokar istifade eder. Kendi gübresi çirkin kokar anlatana hiçbir zararı yoktur deyince işte gübre koktu zaten dedi. Adam bıraktı gitti dışarıya. Zaten bir şey dedi dövecekler ya. Bütün karı ayakta. Hani anlatma taktikleri dedik ya şimdi. Bunu gören ne oldu? Herkes bir de Karakuyu'da biri bozu bozu bizde ne oldu? Karakuyu dedi de o da şöyle oldu. O da taktik yani. Şimdi imam hasta olmuş. Teravih namazı kıldıracak. Teravih gelecek kimse yok. Bu sefer diyorlar bizim köyde bir Hacı Mustafa dedi. Ya diyor bizim bir şey var diyor. Arkadaş beni gönderiyor. Daha delikanlıyız falan. Ya yeni evlendik yani delikanlı desem de 20 22 yaşındayım. Gittik orada 5-10 gün namaz kıldıracağız. Şimdi o köyde öyle bir şey ki yani tevatir gelir. %95'i Halk Partili köyün. Halk Partili o zaman. Şimdi devamlı olarak tabii bunlar siyaset kafaya. Şimdi geldi oturduğumuz kahvede İnönü'nün çocukluğundan tut da reis cumhuruna kadar boy boy resimleri var kahvede. Çeşit çeşit. Şimdi içeri bir adam girdi. Sakallı hocaymış. Hoca içeri girdi dedi ki
Hocası kim buranın dedi. Beni gösterdiler, bu dediler. Hocam dedi, müsaade edersen dedi, bir terefi kıldırıvereyim ben de dedi. Bana bir sergi, para yapıver dedi falan, bir sergi açıyor. Çorba. Olur dedim ben, hani olur. Şimdi şöyle bir baktı İnönü resim. Bir başladı İnönü hürmet etmeye. İnönü şöyle kahramandır, İnönü şöyle mücahit, İnönü böyle. Hani onlardan fazla paracık. Anladı, anladı. İhlas yok. Benim canım sıkıldı. Yanı başındakine törttüm. Dedim siz ses seslenmeyin, ben ona bir şey söyleyeceğim dedi. Yanı başımdakine, ikisi de alt partili. Dedim hocam, sen dedim bu resimlere bakıp da dedim ben, bu arkadaşlar dedim halk partili mi zannediyorsun? Bunlar hepsi Demokrat Partili dedim. Bunlar bir maksat için bu resimleri asmışlar. Sen İnönü'nün ne hınzır, ne hain, ne dinsiz olduğunu bilmiyor musun sen dedim hocam ya? Öyle mi dedi öyle? Ben bilmem onun ne zındık olduğunu. Döveceklerdi, dövmedim ben. Bir kuruş para vermedi. Öyle gitti. Ha, ben öbür Karakuyu'yu anlat diye sana şey yaptım. Müderris var burada demiş. Karakuyu'da müderris Hüseyin Efendi derler. Dirmil'de. O Dirmil'de. Öyle mi? Ha. O dün şeyde konuştu ya. Televizyonu dün baktıysanız dörtte konuştu. Necdet İçel var. Köyü. Ha, Necdet İçel'in köyü yani. Onun babası bizim arkadaşımızdır. Allah rahmet eylesin. Necdet küçük böyle gitti herkese evine. Babası vefat etti. Yani onların oraya gittik falan. Akşam kahveye çıktık. Bunun demek kahve dediği oymuş. Ben ona, kahveye çıktık ha. Kahvede şimdi benim şeyim durmaz. Muhakkak biz dini sohbet açarım. Hemen dini sohbet açtık. Biz seninkinden hep mal var, satacak ya. Şimdi kimseyi tenkit etmediğimizden herkes rahat konuşuyoruz falan. Şimdi herkes böyle rahat dinlerken bir adam oradan yüksek sesle konuşmaya başladı. Yani benden daha fazla konuşuyor yanı başındakine. Yani benim sözümü duyurmamaya çalışıyor. Sabote ediyor. Parazit ya, parazit. Şimdi böyle dönüp bakıyorlar, kızıyor, söylenmiyorlar bir şey. Dedim kendi kendime, o dedim muhakkak bu köyün hatırlı bir adamı ki, hatırlı bir adam olmasa ya sus be arkadaş, misafir konuşuyor, sen biraz usul konuş derler. Kimse ona bir şey demiyor. Yüksek sesle konuştuğu halde, yanındakini törttüm. Bu kim dedim, böyle bu konuşan? Müderris Hüseyin Efendi derler dedi. Müderris, Arapça ezberlemiş, Farsça bilmem ne böyle. Şimdi bu sefer ben haberim yokmuş gibi, o amca kim dedim, arkada konuşuyor falan dedim ben. O dediler köyümüzün müderris Hüseyin Efendi dediler. Ya o ayıp ediyorsunuz dedim ya. Böyle müderrislerin yanında dedim, bizi ne konuşturuyorsunuz ya? Beni Subhaneke oku deseniz birkaç kaletim çıkardım bunların ya. Bunların adetleri az kaldı. Bunların dedim adetleri az kaldı, bunlardan biz istifade edelim. Hocam buyurun konuşun, sizi dinleyelim dedim. Sizin yanınızda bizim konuşmamız ayıp olur. Deyince seninki ses kesti. Oğlum ben bu köylüyüm dedi, sen devam et dedi, tak sesi kesti. Şimdi geliyorlar, tabii gelip onu soruyor, bu ne? Ben bakıyorum böyle, çok güzel diyor. Şimdi gıcırdadı mı, şimdi bak kapı gıcırıyor değil mi? Biraz zeytinyağı sürüyor değil mi, gıcırt kesilir. Zeytinyağı sürüyor bak gıcır diyen kapıya, gıcır kesilir. Ula sen müderrissin, müderrissin. Sen sus desen bitti, daha orada konuşturmazlar sen, adamları vardır konuşturmaz. Bir yağ çekiverecek, gıcırtı kesildi, rahat konuştuk. Helaliyetini yok şimdi. Rahat konuştuk yani. Böyle. Hani konuşma taktikleri dediğim gibi. O senin dediğin mevzuya gelelim. Bu biraderin kızı Emine vardı. Bir kızla mücadele, kız tahsili üniversitede işte okuyor. Bununla şey yapaka, amca dedi, kız dedi ben dedi mağlup edemedim. Ne söylesem dedi beni şey yapıyor. Bunu dedi seninle bir gün konuşturam olur. Bu kızı söylüyor. Diyor kız, kardeşim diyor, benim bir amcam var diyor. Seni diyor bu dini suallerle tartışma ediyor. Onunla konuşur musun? O konuşurum diyor. Yalnız diyor benim sözlerim diyor ağırdır. Amcan kalpten giderse karışmam diyor kız. Yok amcam ne kalpten gider ne de seni kalpten götürür diyor. Neyse getir konuşalım. Getirdi şimdi üçümüzüz. Bir koltukçu aynı böyle koltuk dükkanında şey yapıyor. Bizim evin karşısında zaten yakın şimdi benim oğlanın evinin altında, mandıranın olduğu yerde şimdi. Neyse girdik. Şimdi tabii ben ilki soruyorum, araştırıyorum. Nereden yarası var, meydana çıkacak. Hani dediğim gibi biraz anlatıp açık susacaksın ki nereden yarası var çıksın. Kızım dedim sen bir şeyler sor bakalım dedim, ben şey yapayım falan. Neyse sen anlat dedi falan. Gene sen bir şeyler sor diyorum ben derken. Sen anlat bir falan dedi.
Peki dedim, ben anlatayım. Şimdi tabii açık saçık kız, namaz ne, ibadet yok. Şimdi ben imandan bahsedeceğim. İnançtan şimdi. Neye sen başını örtmüyorsun, neye namaz kılmıyorsun, olmaz. Yani bu çok mühim. Şimdi bak dedim, kızım, bizi yaratan bir Halik var. Bu Halik'e dedim, kulluk yapmakla görevliyiz. Mesela şimdi dedim, şu kafayı ele alacağız dedim. Başka bir şeyi bırakacağım ama şu kafayı bak. Cenab-ı Hak beynimizi dedim, bak buraya koymuş, saklamış. En kıymetli ondan sonra nedir vücudumuzda dedim, gözümüz. Bak burun, göze nispeten daha adidir. Göz daha kıymetlidir. Şimdi burada bu göz olsa, böyle göz çıksa gitti tehlike. Gözü çukurun içine koymuş. Bazen taş gelir, böyle etraf kararır, gözümüz muhafaza edilir. Bak oraya koymuş dedim. Üstüne dedim kaş koymuş, kiprikler koymuş. Yukarıdan ter geldiği zaman kaşlar, kiprikler tutacak dedim. Ondan sonra biz konuşalım, aklımız nerede olursa olsun, arabanın silgeci gibi göz kapakları koymuş dedim oraya, bak usta. Devamlı göz kapakları gözümüz silip duruyor. Bunun ustası kim dedim. Kim bunu yapan? Ne annemiz ne babamız, bunu yapan onlar değil. Annemizin karnında zaten görmüyor, o ki yapsın buna. Gözünün önünde olsa yapamaz. Karnında nasıl yapacak? Ondan sonra bak böyle göz. Ondan sonra burun vermiş dedim buraya, bak iki tane delik vermiş. Ve bunlara dedim iki tane deliği verdikten sonra ileride birleştirip tekrar ikiye ayırıyor. Neden? Burnun biri arız olup tıkanırsa birisi ikisini de hava versin diye. Tekrar ikiye ayırıyor ciğerler, yolda. Ciğerlere. Ondan sonra dedim bak kıl koymuş buraya. Kıl olmasa gelen doğrudan doğru tozu dedim beyine çeker, derhal hasta oluruz. Ondan sonra o kıllara dedim yaş olmuş. Eğer kuru olsaydı yine çeker. Yaş oluyor, o yaşta dedim takılıyor tozlar, sümkürüyoruz gidiyor dedim ben. Ondan sonra dünyanın ne kadar çeşit çiçekleri varsa hepsini ayırabilme kabiliyeti varmış. Kokuyorsun böyle. Kok böyle, kavun mu kokuyor, kiraz mı kokuyor, kestane mi, şey mi, hepsinin kokusunu ayırabilecek bir mizan koymuş dedim. Kim bunun ustası? Bak ağzımızı dedim böyle. Ağzımızı bak düşün. Ağza dedim şu kadarcık bir dil koymuş. Dünyada ne kadar nimetler varsa gözünü yum, at ağzına, ne yiyorsun karpuz? Ne yiyorsun kavun? Görmedin mi? Görmedin ama dilin üzerindeki o şeyler onu ayırma kabiliyete. Bunun ustası kim dedim kızım, bakın. O dilin üzerinde dedim, bak şu dudakları koymasa, dişler kağıştan görürse birbirimizden korkarız dedim. Bak dudaklarımızda, kim bunun ustası? Vallahi öyle. Bunun ustası kim? Anladım. Bu dilimizde dedim küçük bir şey var, bak mütemadiyen, bak ben dedim konuşuyorum, devam konuşuyoruz. Efendim dil konuşuyor, ya dil konuşsa öküz bizden daha güzel konuşur, öküzde bu kadar dil var. Ama me diyor, ma diyor, arkası yok. Arkası yok bu kadar dille. Ama bize bak küçücük, kim bunun ustası? Böyle. Şimdi tabii düşünceye daldırdım. Ben buna düşündüm. Kim yaptı buna? Doğru. Bu sefer tabii başladı sağdan soldan nerelerden yaralanmışsa. Dedi Allah demiyor musun abi? Buyur. Allah demiyor mu? Allah demek kolay mı ya? Şimdi o şimdi inanacak da şimdi iman iki türlüdür diyor ya. Allah da iman iki türlüdür diyor üstad. Bu kainatın sahibi Allah'tır diyor. Ondan sonra bakıyorsun onu birine veriyor, tekini birine veriyor. Yağmur diyor, bilmem Balkanlardan geliyor. Sanki Balkan'da deposu var. Yani Allah yok ortada ya. Allah'ın esbaba sebepleri veriyor. Sebepleri taksim ediyor. Allah'a şerik şirket bu. Dağıtıyor. Ama bir de diyor ki iman hakiki her yerde Allah'ın izini görecek. Şimdi suyu bakacak. Bu suyu kim gönderdi? Efendim işte ben çeşmeden aldım. Peki çeşmeyi nereden geldi? Depoya. Depoyu nereden geldi? Dağın altından geliyor. Dağın altına nereden geldi? Şimdi dağın altında bu su devamlı dursa aka 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 dağ boşalır göçer. Nereden geliyor? Ha, bunu gönderen Rabbim. Beni yaratan bunu devamlı olarak yaratıp gönderiyor. Orada onun deposu yok. Dağın altında suyun deposu yok. Yaratıp gönderiyor. Perde. Perde onlar. Dağlar perde. Devamlı gönderiyor böyle mütemadiyen. Çiçek mesela, toprak. Aynı su, aynı hava, aynı sıya. Bakıyorsun güneş sıcak bastıkça, biz sıcağa gitsek hepimiz, çıkarsak, soyunsak hepimiz kıpkırmızı oluruz. Hiç yeşillenenimiz olur mu? Olmaz, hepimiz kırmızı oluruz. Ama bakın güneş sıcak bastıkça domat kırmızılaşıyor, sıcak bastıkça patlıcan kararıyor, sıcak bastıkça kavun sararıyor, biber güver. Yani bunları ayıran kim? Neden hepsi sararmıyor, hepsi kararmıyor yahut hepsi kızarmıyor? Bakın, bunları kim ayırıyor? Şimdi bunu bu şekilde iman edince bu imanı tahkiki oluyor.
Bu imanı tahkiki dünyanın bütün kafirleri gelse söküp atamıyor. Öbürü bir sebebe takılıveriyor. Mesela bu çocuk konuşurken kız dedi ki, işte dedi mesela dedi, böyle bizim dedi ibadete Allah'ın hani ne ihtiyacı var? Ben garibim, fakirim dedi. Allah gani, zengin. Benim gibi fakirin ibadetine. Kızım o bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var. Mesela sen dedim doktora hasta oldun gittin. Doktor sen reçete yazdı, ilaçlar verdi. Sen geldin evine. Doktor dedim evinden telefon açıyor sana. Kızım şu ilacını aldın mı, bu iğneyi vurdurdun mu dediğin zaman doktor bey senin ne ihtiyacın var da bana telefon ediyorsun desen doktor ne der? Yavrum benim değil, senin ihtiyacın var bu ilaçlara demez mi? İşte aynı onun gibi Rabbimizin bizim ibadetimize hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var. Neden? Ağaç yapabilirdi yapmamış, hayvan yapabilirdi yapmamış. İnsan yapmış, bahusus Müslüman anne babadan, Müslüman memleketinde dünyaya getirmiş. Rusya'da dünyaya gelebilirdin, Washington'da dünyaya gelebilir, Hristiyan ana, Katolik bilmem babadan dünyaya gelebilirdin. Bunları sen Allah'a dilekçe mi verdin de beni böyle böyle yaptı? Yok. O seni bunları ihsan etmiş evet, evladım. O ihsanla karşı bunu dedim kulluk yapmamız lazım, ibadet etmemiz lazım falan böyle. Tabii bir iki takıldığı yerler var. Mesela dedi bazıları işte Cenab-ı Hak dedi kimini az kimini çok veriyor, neden böyle yapıyor hani adaletsizlik gibi falan bir iki ondan anlattı. Dedim kızım adaletsizlik değil, adaletsizlik şöyle olur. Biz şimdi şurada 10 kişiyiz, bir yere çalışma gittik, hepimiz aynı işte çalışıyoruz, akşama da çalıştık, geldik. Şimdi patron birimize 2 milyon verdi, birimize 1 milyon verdi, birine 5 milyon verdi, birinde de 500 bin lira verirse az alanların itiraz etme hakkı vardır. Neden? Biz beraber çalıştık. Neden onu 5 milyon veriyorsun da ben 500 bin lira veriyorsun diyebilir. Ama şimdi biz burada oturuyoruz, hiç çalışmadık. Kapıdan bir zengin adam girdi, çıkardı keseye. Baştakine 5 milyon verdi, ikincisine 2 milyon verdi, belkine 10 milyon, ötekine 50 milyon, ötekinde 1 milyon verdi, çıktı. Şimdi az alan, benim hakkımı yedin, niye bana az verdin demeye hakkı var mı? O 1 milyonu da alır, 50 milyon verdiğini 51 verir, evet. Onu hiç vermez. Evet. Hakkın yok dedim senin. Allah Allah. İşte onun için Cenab-ı Hak bizi ne vermişse onu şükredeceğiz. Hakkımız yok, şikayet etmeyelim ona karşı. Hakkımız yok. Filan biraz anladınca esas mevzuya geldi. Tabii ben sustum konuş deyince. Dedi, amca dedi, İslamiyet dedi, kadın hürriyetini dedi, tanımıyor dedi kadınlara hürriyete. Niye dedim kızım? Mesela dedi bir erkek 4 tane kadın alıyor İslam'da. Ben de 4 tane erkeği alacağım. Yok günah. Niye erkeğe günah değil de bana günah dedi? Bak nereden takılmış kız? Esas oradan çıkardı. Esas yarası buradaymış. Tabi ufak ufak buraya çıkardı meseleye. Dedim bak kızım İslam'da 4 tane kadın alma mecburiyeti yok. Yani bir erkek 4 tane kadın alacak diye Cenab-ı Hakk'ın emri yok, kat'i emri yok. Sizin için ruhsat bir tanesi hayırlıdır diyor. Ruhsat var, ruhsat şöyle. Şimdi evlendim dedim ben, ailem öyle bir hasta oldu, beni hanımlık yapamıyor. Fakat benim de kadına ihtiyacım var. Ne yapacağım dedim, ondan doktordan bir rapor alacağım. Bugün bu hastadır, götüreceğim mahkemeye, boşayacağım dedim bugün. Ya onu öyle yapacağım veyahut kadın evdeyken ben zinaya gideceğim, kadına ihtiyacım var. İşte İslam diyor ki, bu kadına atma, evinde dursun, sen de zinaya gitme, bir kadın daha al. Ruhsat. Hem o kadının hakkını koruyor, hem erkeğin hakkını koruyor, ruhsatla dedim. Bu bir. İkincisi, diyelim ki ben bir erkeğim, 4 tane kadın aldım. O kadınlardan çocuklarım oldu dedim. Şimdi çocuk dedim, kime anne diyecek? Hanginden çocuk doğmuşsa anne onu diyecek çocuk, annesi belli. O bir erkek de babası, çocuğun annesi de babası da belli olduğu için dinimizde ruhsat müsaade etmiştir. Çocuğun anası doğuran kadın, babası da o bir erkek olduğu için dinimiz müsaade etmiştir. Ama bir kadın 4 erkekle temas etmiş, bir çocuk doğurmuş. Çocuğu doğuran kadının anası, babası kim yavrum, bu çocuk kime baba diyecek, kimin malını miras girecek deyince kafama yattı dedi. Kafama yattı dedi. Ertesi gün ben hiçbir şey demeden örtünmüş, örtün mörtün yok. Şalvar giymiş, şey giymiş, dükkana öyle geldi kız. Ona geri soruyor, ben namaz nasıl kıldım, ne okunacak, nerede, rekatı nedir, sünneti ne, farzı ne? Hemen araştırma başladı. Yani ihtiyaç duydu. Evvela ihtiyaç duyacak, mühim olan bu. İhtiyaç duydum, hani çocuğu sıkıştırmış, babası namaz kıl demiş, kılar ama okumam demiş. Kılar okumaz ya. Kızdırma diye. Kılar okumaz. Yani severek yapacak.
severek yaptı mı mesela biter yani böyle. Bir de Ilıca'da bir kadın gelmiş, Fransa'da çalışıyormuş. Ha, onu da anlatıverim madem. Ilıca var bu Bayındır Ilıcaları, hani gittiğimiz yer, biraderin yanına. Oraya vardım, şimdi tabii birader çocuklar, kadınlar bizim kadına toplanmışlar, yanında Fransa'da çalışmış bir kadın. Açık saçık, açık yeri, kapalı yerinden fazla. Bunu getirmiş gelmişler bizimkinden. Bize kitap okuyor diyorlar. Bunu kitap okuyor demiyor tabii o zaman. Şey yap. Kadınlar bize okuyun diyor. Bize hani, kitap okuyor diyor. Ders alsın hani, diye. O kadın da onun yanında okuyorum dedim. Ben baktım. Kitap, ayet, hadis, madde dedim. Ben bunu biraz tekvini ölümden bahsedeyim de. Ölümden açık biraz korksun. Ondan sonra dedim mevzuyu girer. Yumuşasın gibi. Şimdi ben dedim ağır hastaların yanında dedim çok bulundum. Ağır hasta dedim böyle yaptığı zaman gözünü dedim böyle tavana dikti mi artık o yolcudur. Parmağını böyle sokacaksın gözünü kıpırdatmaz dedim. O artık ahiretle meşguldur gayret. Onun işi bitti. Ondan sonra dedim ben tabii ölür. Ölünce dedim ben bu ayaklarını dedim. Ayakları şimdi soğursa dedim tapudu sürter dedim giderken. Ayakları böyle birleştirip bir bel parçasını baş parmağından dedim bağlayacaksın. Çünkü ayak böyle dondu mu? Kaykılır. Kaykılır bir daha beri gelmez soğuyacak. Tabutu sürter dedim. Hani gözü açık gitti derler. Aslında gözü, aslında gözü açık gitme yok. Gözü açık şöyle gider. Ölünün başındakiler tecrübesizdir. Öldüğü zaman gözünü kapatmazlar. Göz sıcak kanı göz soğur bu zaman kapatırsın açılır kapatırsın açılır. Soğudu gari. Sıcak kan. Sıcak kan daha sıcak kan bedeni sıcakken dedim ondan sonra göz kapaklarını dedim böyle dedim kapatacaksın. Ellerini dedi dedim böyle tapuda sürtmesin diye böyle üzerine koyacaksın dedim ben. Ondan sonra dedim bu alt çeneyi tutan dedim ruhtur. Koy dedim. Ruh çıktı zaman bu alt çene aşağı düşer. Bir beş parça böyle Allah Allah dedi bu hemen toplandı. Üstüne bir şeyler ördü. Öyle bir canım bebek. Ondan sonra çeneyi bağlayın dedi. Çeneye gelince tir tir. Ondan sonra dedim ben üzerine bütün elbiseleri soyacaksın dedim ben. Bir yengsiz yıkasız bir kefin giydireceksin götüreceksin dedim kabire. 1,5 metre yerin altına koyacaksın kapı yok pencere yok dedim ben kapattık. Ondan sonra iki tip mirasçı çıkardı dedim ben. Bir evde çoluk çocuk dedim toplanır. Akıllı çocuklar dedim ben. Saf olanlara kardeşimiz aslandır bilmem nedir de yepeşle yepeşle ona gırtalaları zeytinliklerden gırtalaları kaktırıla açık gözle köşe başındaki dükkanlardan su altına doğru su altına doğru şey yapıyorlar ona yepeşle yepeşle dedim ben aldırdığıyla bir miras orada başlar bir miras da dedim kabirde başlar kuvvetli böcekler dedim gabayetlere saldırır zayıf, zayıfları iyiye kemur zayıflar dedim gabayetleri yedirmezler onlar dedim ben. Hani kendine iyi bak televizyonda, kendine iyi, iyi bak. Baksana kendine ya. İyi bakarsan dedim, ben 2 ay uğraşıyorum böcekte, iyi bak, yani bir ayda bitti. Ya bak, bak, bak. Bu arada örttüler. O böyle titrek, ben bir şahat bulunmuşmuş, ben namaz nasıl bulunmuşum, öğrettim. Korktum demiş, öyle korktum demiş, bu demiş, gelecek bu dedim ama bu bu sene olmaz, 10 sene olur, 20 sene sonra olur. Yani kesin. Mutlaka önümüzde bu var. Vallahi bunlar yani ha. Öyle dedi yani, o da öyle geçti. Bir de kişinin 3 tane miras şeyi var demiş. He? Kişinin 3 dostu var Peygamberimiz. Ha, evet, hadis o. Gerçekten çok güzel. Şimdi Peygamber Efendimiz, biliyorsunuz, zaten şeydir yani, böyle sahabe-i kiramla konuşur ki ondan başlayayım. Diyor ya ümmet ve eshabım, ahirette ölüp de pişman olmayan kimse yoktur. Ya. Kimse yoktur. Deyince sahabe diyor ya Resulallah kötüler pişman olur malum. İyiler niye pişman oluyor? İyiler şunun için pişman olur diyor. Şimdi bütün hayatı diyor sinema şeridi gibi ahirette önünden geçer diyor. Ya. Bütün hayatı. Bir bakar birinde namaz kılıp durur üstünde sevapları var. Nasihat dinliyor sevapları var. Haccı, hayır hasenatı var sevapları var geri. Bir de bakıyor ki hiç boş geçmiş. Allah. Male yani boş. Üstü boş. Onu gördüğü zaman yani ben şu vaktimi ben neden boş geçirdim? Ben bu vakitlerimde kaza namazı kılabilirdim. Selavat-ı şerife getirebilirdim. Kur'an okuyabilirdim. Dua edebilirdim. Herhangi bir şey yapabilirdim. Neden benim şu saatlerim boş geçti diye o boş geçen saatleri görünce pişman olmayan kimse olmaz diyor. Çünkü biliyorsunuz İmam Azap Efendimiz öyle diyor. Nakit diyor vakitten kıymetli değildir. Vakit nakitten kıymetlidir. Nakit para. Vakit paradan kıymetlidir diyor. Neden?
Şimdi vakitle nakit kazanılabilir. Bu sene kazanamazsın, yeniye kazanabilirsin. Ama nakitle vakit kazanılmaz diyor. Al şu parayı benim geçen seneme getir, mümkün mü? Evet. Al bu parayı benim gençliğime getir, yok. Onun için vakit çok mühimdir. Vakitleri boşa geçirmemek lazım. Mutlaka bir şeyle ya namaz kılacaksın, zikir edeceksin, tesbih, selavat edeceksin. Dünya işi yapacaksın. Ya dünya meşru iş yani. Mali yani öyle bir şey ki adam eline alıyor. Gazete dolma, bir saat o dolma şey bilmece dol, ya doldursan ne olacak? Ya bir bakıyor işte efendim Fenerbahçe bu sene şu oldu bilmem, ya kabire varınca sen hangi takım finale kaldı soracaklar mı ben mübarek ya? Kabire varınca sen ne yaptın, ne getirdin buraya diye soracaklar. İşte onu anlatmak istiyorum. Sonra arkasından da Peygamber Efendimiz en çok pişman olacak ümmetlerimi size haber vereyim mi diyor. Ver ya Resulallah diyor, en çok pişman olacak ümmetlerim diyor. Şimdi ölmüş, dünyada mal kazanmış, mal biriktirmiş, ölmüş. Fakat o malı kazanırken namaz kılmamış, oruç, ibadet yapmamış, gitmiş ahirete. Bunlar için kalan, gerideki kalan mirasçıları bu malı değerlendirmiş. Oğlu olur, kızı olur, torun olur neyse. Değerlendirmiş, o malın zekatını vermiş, hacca gitmiş, hayır hasenatını yapmış. Şimdi mahşere varırlar. Birisi malı kazandığı için o malı diyor ibadet etmeden kazandığından o mal için cehenneme gider. Aynı mirasçı o maldan cennete gider. Malı değerlendirmiş cennete gider. Bunu gören ümmetimden çok pişman olan olmayacaktır diyor. Yazıklar olsun bana, sen mal kazan. Bunun için namazdan kılma, oruçtan tutma, bu malı biriktir. Bunun için cehenneme yanmaya git. Alem senin malını değerlendirsin, cennete gitsin diye en çok üzülecek ümmetlerim bunlardır. Allah korusun. Çok tehlikeli. Ama zorla gider abi. Tabii. Zorla gider. Malı kazanan başka, cennete giden başka. Sonra onun için Peygamberimiz bir hadisinde diyor, siz kendi malınızı mı çok seversiniz, mirasçının mı? Ya Resulü, kendi malımızı çok severiz. Kendi malınız verdiğiniz maldır. Geri kalanlar mirasçılardır diyor Peygamberimiz. Geldi bir gün Ayşe validemiz kurbanına. Ya Ayşe, kurbanı ne yaptın? Ya Resulü, bir budunu ayırdım, diğerleri tasadduk ettim. Demek ki ya Ayşe, bir budu hariç diğeri bizim olmuş diyor. Bir budu hariç, diğeri bizim olmuş. Verilenler bizim orada karşılayacak. Yediğimiz bizim değil, o bitti. Verdiğimiz bizim olmuş. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki, kişinin diyor üç dostu vardır. Bakın başka dost yok. Üç tane dostu vardır. Nedir o soruyor sahabe-i kiram. Birinci dostu diyor, malıdır. Dost demek fayda temin eder. Yani seni oradan bir dükkanın vardır, kirayı verirsin, bir tavuğun vardır, yumurta doğru istifade eder. Yani dost bu, malın. İkinci dost diyor, hısım akrabalardır. Bak şimdi bu dost olmasak, tanımış olmasak buraya gelmeyiz birbirimize değil mi? Dost budur yani, akrabalar, arkadaşlar, ahbaplar. Üçüncü dost da diyor, Allah için yapılan ibadetlerdir diyor Peygamberimiz. Allah için yapılan ibadetler, üçüncü dost da budur. Başka dost yok, bakın araştırın, başka dost yok. Ve bu dostları tahlil ediyor. Birinci dost öldüğün an senden ayrılır. Altındaki döşek senin değil. Bırak evin önündeki arabaya, bağa, bahçeye, tarlaya. Altındaki döşek senin değil. Bitti. Öldüm. Birinci dost öldüğün an diyor senden ayrılır. İkinci dost da diyor kabire kadar gelir. Filan arkadaşım ölmüşleri bunun işini bırakır. Cenazeyi takip eder kabire kadar gelir. O da diyor kabirden ayrılır. Hatta Peygamberimiz kabirden ayrılır ki ayak seslerini diyor. Cemaatin duyar diyor. Yarın başımızı gelecek duyacağız. Bak işte dostların gidiyor. İşte üçüncü dost olan namaz, oruç, zekat, hac, hasenat, kabirde seniyle, mahşerde seniyle, sıratta seniyle, mizanda seniyle, onlardır senden hiç ayrılmaz. Allah Allah. E şimdi düşün, ölünce ayrılacak dosta bütün hızınla çalış, kabire gömünce ayrılacak oğlan kızla bütün hızınla çalış, ebedi senden ayrılmayacak olan namaz, oruç şeyleri dirsek çevir, bir de akıl olarak geçin. Aman teki halbuki. Ya Allah korusun. Akıllı değil. Akıllı insan, yarınını düşünen insanlar. Elhamdülillah. Çünkü bir gün ister istemez gideceksin. Öyle bir şey ki Cenab-ı Hak ölümü de bir gün koymamış. Üstad Risale-i Nur'da anlatıyor. Eğer ölümü muayyen bir gün koysaydı diyor, insanların yarı ömrü diyor gafletle geçer, daha çok diye. Diğer yarı ömrü de diyor idam sehpasını gider gibi geçerdi. Şimdi 70 yaşında öleceksin deseler, adam 60 yaşına girmiş. İşte 10 senem kaldı, 9, 8 senem, 3 senem, 3 ayım, 6 ayım diye yedi içti zehir olur. Ama belki yarın ölecek, bir saat sonra ölecek, bak hiçbir tasası yok. Onun için bir hudut koymamış. Bakıyorsun adam kaç yaşında? 40 yaşında. Bakıyorsun 30 yaşında biri ölmüş. 40 yaşında biri, 50 yaşında biri ölmüş. Kulum dikkat et, her an seni de alabilirim diyor Cenab-ı Hak. İhtar ediyor bak. Her an alabilirim. Senin yaştakini aldım.
Küçüğü de aldım, büyüğü de aldım. Seni de alabilirim. Devamlı olarak teyakkuzda tutmak için bizi Cenab-ı Hak ölümü gizlemiş. Ölümü gizlemese rahat yaşayamayız. Evet. Hatta hayvanlar da onu da gizledim diyor Cenab-ı Allah. Hayvanlar ölümü bilmez. Şimdi bu çocuğu soracaksın, çocuğum sen öleceğim mi diyeceksin, öleceğim der. Ama koskoca bir öküz öleceğini bilmez. Bıçak bile dur, biraz sonra öküzü keseceksin, önde bıçağı bile, su ver içer. Ya bu beni biraz sonra kesecek, zehir olsun bunun içtiği su der mi? Demiyor, neden? Bildirmiyor Allah onlara. Yani rahat yaşasın diye. Hatta acı da hissettirmemiş. Şimdi koyunu bıçağa çekiyoruz, çabalanıyor ya. Eyvah çok acıdı diyoruz. Allah onları duyurmazmış acıya. Refleks denen bir şeyle çırpındırıyor. Hani nasıl bir iğne bir şey ameliyat ederek uyuşturuyorlar ya doktorlar. Cenab-ı Hak ona öyle bir şey vermiş. Kendini hiç haber olmaz. Vücut kendini uyuşturuyor. Vücut yani şey yapmıyor. Bir tesir olmamış o. Şey, bu şekilde şey yapıyor yani. Cenab-ı Hak onu hiç bildirmiyor. Bizi öleceğimize bildiriyor, gününü bildirmiyor, hayvanların hiç öleceğini bildirmiyor. Rahat yaşatmak. Eğer hayvanlar ölümü bilselerdi, siz onları yiyecek semizet bulamazdınız diyor, merakından. Çekip gelişsin bir koyunu bir avuç sonra keseceğim dedin. O tasalanma mı ya, yer içer mi ya, zehir olsun senin verin de ya bir avuç sonra ben keseceğim işte. Ya, bildirmiyor. İnsan bile abi dayanamayacağı bir acı oldu mu diye bayılıyor. Hakim tabi tanıyor. Az suya başlıyor. Berat ettirdi falan. Neticede benim şeftali bahçesi var, 25 dönüm. Arada bir yol var, onun da bahçesi var. Yol var şimdi arada. O bahçeye gelmiş, ben de oradaydım, çağırdı ona. Gel bakalım Nurcu dedi falan. Geldi, ben dedi hakim değilim, sen de mazlum değilsin. Şimdi ikimiz burada iki arkadaş gibi konuşacağız dedi. İyi konuşalım dedim ben. Şimdi dedi, Bediüzzaman'dan başka İslamiyet'i anlatan alim yok mu dedi. Niye olmasın dedim. Niye sizin evlerinizde dedi başka kitap yok da dedi Bediüzzaman'ın kitabı var? Yok dedim, bizim evimizde başka dini kitaplar da var. Yalnız bizim eve jandarma polis geldiği zaman o kitapları almıyor dedim. Sizin yanınıza gitmiyor, onlar evde kalıyor. Risaleleri seçip getiriyorlar. Sen başka kitap yok zannetme dedim, onlar da var. Elhamdülillah. Ama emniyet onu götürmüyor. Bakıyor, onu koyuyor, Risale-i Nurları getiriyor. Onu siz bizim evde yalnız o vazdan diyorsunuz dedim. Yalnız dedim. Diğer kitaplardan 3 tane varsa Risale-i Nur'dan 5 tane vardır, 10 tane vardır. Risale-i Nur diğer eserlerden fazladır. Bu bir gerçek dedim yani. O da neden biliyor musun dedim. Bak dedim şimdi şu tarla dedim, şu tarla dedim benim. Bu tarla benim dedim. Ben burada tütün ektim, pamuk ektim, her şeyi ektim dedim ben. Arpa ektim, buyu da ektim. Ama şimdi şeftali ektim, şeftalden daha güzel para kazanıyorum dedim. Şimdi şeftalden güzel para kazanır ki şeftali kes, arpa ek. Bu enayilik değil de nedir dedim ya. İşte ben bu eserlerden fazla istifade ediyorum. Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinden. Onu go başka eserlere oku dedim. Olur mu ya, ben istifade ettiğim eserden oku. Falan. Risale-i Nur şöyle böyle anlattık ha. Bu sefer baktı Risale-i Nur ben çok methedince. Peki dedi sana bir şey sorayım dedim. Sor bakalım. Risale-i Nur mu üstün Kur'an mı demesin mi? Biliyor tabii ben Kur'an üstün diyeceğimi de arkadan söyleyeceği şeyin hazırlamış. Dedim Kur'an'ı, Risale-i Nur'un üstünlüğü beni Kur'an'ı tanıttığı için. Yani beni Kur'an'ı çok güzel tanıttığımdan Risale-i Nur'un üstünlüğü. Hiç dedim tefsiri Kur'an'ın kendinden üstün olur mu dedim ben. Madem öyleyse dedi bu şimdi, onun için diyecekmiş. Sen dedi bu köylere gidip de Risale-i Nur Dağı diyormuşsun dedi komşu köylere. O zamanlar gidip o komşu köylere biz Risale-i Nur Dağı diyorduk. Risale-i Nur Dağı diyormuşsun dedi. Evet dedim. Madem Kur'an daha üstün dedi. Kendin söylüyorsun. Niye o köylere dedi Kur'an dağıtmıyorsun dedi. Risale-i Nur Dağı diyorsun dedi. Dedim Hakim Bey sen de Müslümansın değil mi dedim. Elhamdülillah dedi. Bir gün ikimiz çıkalım dedim ben. Sen Kur'an'ları al. Ben de Risale-i Nur tefsirlerini alalım. Zararı yok dedim ben. Abi yeter. Sen dedim fazla sevap. Fazla sevap sen al dedim yani. Sen Kur'an'ı dağıt, ben arkadan Risale-i Nur'u dağıdım. Sen daha çok sevap al dedim. Yani gözüm yok sevapta. Yani ayıp dedim yani. Hem Kur'an'ı ben dağıtacağım, hem tefsire. Sen Müslümansın, oturacağım. Olur mu dedim. İkimiz, ya dedi size laf yetmez dedi. Size laf yetmez dedi rahmetli. Öyle kaldı yani. Bismillah.